Bir de Perin Hanım bir yazı sormuş. Değil mi? Evet. Konuyu sormuş. Hocam, siz hep görenin göz değil insan ruhu olduğunu söylüyorsunuz. İç gör. Evet, aşağıdaki ayetlerde geçen iç göz görüntüyü beynimizin içindeki gördüğümüz dolayısıyla görenin ruh olduğunu anlamına geliyor olabilir mi? Şeytandan Allah'a sığınırım. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Göğe bakmak için teleskop gerekiyor. Bilim gerekiyor. Evet. Bak Allah bilimi emrediyor işte. Evet. Değil mi? Evet. Teleskop olmadan biz bakabilir miyiz göğe? Nasıl bakalım? Onun hiçbir çatlağı yok. Detay bakmamız için yine teleskoba ihtiyaç var. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Yeri araştırmak için de çok fazla bilim dalına ihtiyaç var, değil mi? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiftten nice bitkiler bitirdik. Botanik, değil mi? Bilimi ancak bunu tespit edebilir. Her çiftten bak diyor. Çift olduğunu tespit etmek için botaniğin yapacağı bir çalışma bu. Evet. Biz bitkilerin çift olduğunu nasıl bilelim? Bilimle anlaşılır inşallah. Bunlar içten Allah'a yönelen her kulun için hikmetlerle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Maşallah. Bak kardeşimiz neleri görmüş maşallah. Kaf suresi 6-8. Bir iç göz ve bir zikirdir. Tabii bu net sır. Mühim bak Kur'an'ın bir sırrını görmüş kardeşimiz. Sizi çok seviyoruz. Değerli hocama sevgiler. Perin ben de seni çok seviyorum. Allah sevgini artırsın. Çok güzel bir bilgi sana vermiş Allah. İlham etmiş. Tabii çok net bunu biz sitemize de koyalım. İç göz ve bir zikirdir. Evet. Tabii net olarak beyindeki içte gördüğümüz görüntüyü açıklayan bir ayet. Maşallah. Evet.